Herkese merhaba. Bugün bir bilgisayarda uzak masaüstü balansı nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğim. Uzak masaüstü balansına neden ihtiyacınız olur? Uzak masaüstü balansına neden ihtiyacınız olur? Bunu bilemeyiz tabi. Aynı ağdaki bir bilgisayara bağlanmak için uzak masaüstü, yani RDP yapabiliriz. Farklı ağdaki bilgisayara da bağlanabiliriz ama ben bugün aynı ağda olan bir bilgisayar için göstereceğim. Mesela şirkette aynı ağ network üzerinde 100 tane bilgisayara bağlı çalışıyordur. Bu 100 bilgisayara da hani bilgisayar üzerinden nasıl ulaşırsınız bunu göstereceğim. Öncelikle şu Windows logo tuşuna basıyorsunuz. Şu Windows logo tuşu var ya, buna basın bir kere. Şu açılsın. Buraya uzak yazın. Uzak masaüstü balansı çıkacak. Eğer bu çıkmıyorsa Windows 10 ev sürümünü kullanıyorsunuz. Kullanıyorsunuzdur. Windows 10 Home sürümünde bu uzak masaüstü balansı yoktur. Enter'a tıklayın. Buraya IP'nizi yazın. IP'nizi nasıl öğreneceğinizi de birazdan göstereceğim. Mesela bu blokta 192 168 1 nokta 168 nokta 1 nokta 20 benim IP adresim. Bakın şu IP adresinden kendime bağlanacağım. Enter'a tıklıyorum. Bağlan gelir. Kullanıcı adını seçmeniz gerekiyor. Lokaldeki kullanıcı adınızı da bilmeniz gerekiyor bu bağlantı yapabilmek için. Buradan kullanıcı adını gireceksiniz. Mesela ben GC yazayım. Şifremi gireyim. Daha sonra bağlan dediğinizde uzak masaüstü bağlantısı yapacaktır. Bir hata verdi. Tekrardan deneyelim. Muhtemelen şifreyi yanlış girmiş olabilirim. Evet, şu an bağlanmak isteyip istemediğinizi soruyor tekrardan. Evet seçeceksiniz. Seçtiğiniz zaman bu şekilde karşına çıkacak. Ben şu an uzaktan bağlandım. Bakın şöyle bir şey çıkar. Şöyle tutup küçültebilirsiniz uzak masaüstü bağlantısını. Yani aynı bilgisayarda birden fazla bilgisayar kullanabilirsiniz. Bakın benim şu an bilgisayarım açık. Onun içinde de farklı bir bilgisayara bağlı. İç içe uzak bağlantı yapmışım. Bakın bilgisayarım açık. Farklı bilgisayara RDP yapmışım. Şimdi bunun ayarlarını nasıl açacağız? Asıl konu bu. Nasıl yapıldığını gördük. Şurada da bir açıklama vermişim. Uzak masaüstü bağlantısı ile aynı ağda internete bağlı olan ve Windows çalıştıran başka bilgisayarlardan Windows çalıştıran bir bilgisayara bağlanabilirsiniz. Örneğin iş yerindeki bilgisayarlarınızı, tüm programları, dosyaları, ağ kaynaklarındaki evinizi, hani evinizden kullanabilirsiniz. Şimdi şu uzak masaüstü bağlantısını her bilgisayarda aktif olarak gelmez. Varsayılı olarak kapalıdır. Denetim masasına gireceksiniz. Denetim masası açılır. Denetim masasında şu şekilde kategori şeklinde gelir normalde. Siz bunu küçük simgeler haline getirin. Burada sistem diye bir şey çıkar. Bu sistemi seçin. Daha sonra bakın şurada uzak bağlantı ayarları diye bir şey var. Bunu tıklıyorsunuz. Burada ben bunlar normal standart son kullanıcı olduğu için admin şifresi gerekiyor. O yüzden herhangi bir program çalıştıramaz, değişiklik yapamazlar. Admin şifresini girdim. Ve bakın burada diyor ki uzak masaüstü bağlantısına izin verme. Varsayılan olarak kapalıdır hepsinde. Uzak masaüstü bağlantısına izin ver diyorum. Tamamı tıklıyorum. Ve burada yalnızca istenen kullanıcılar bağlanabilir. Ben bir kullanıcı seçeceğim. Bakın şöyle domainde olan bir kullanıcıyı seçelim. Semih diyeyim. Benim domainde olan kullanıcılarımdan bir tanesi geldi. Fakat bu Semih değil. Ben şunu kaldırayım. Bir kullanıcı eklemeniz gerekiyor buradan. GC diyelim mesela. Ben kendim bağlanayım. GC kullanıcısı bağlansın dedik. Tamamı tıklıyoruz. Uygula. Tamam. Daha sonra bir ayar daha var. Sadece bu ayar yetmiyor. İki ayarı var bunun. Uzak masaüstü balansını açmak için. Diğer ayar da yine denetim masasında. Denetim masasına girin. Bakın şurada sistem güvenlik diye bir şey olması gerekiyor. Windows, evet, Windows Defender güvenlik duvarı diye bir şey var. Şuna tıklıyorsunuz. Daha sonra burada tekrardan bir uygulamanın bu özelliği, bir uygulamanın veya özelliğin Windows Defender güvenlik duvarını geçmesine izin ver seçeneğine tıklıyorsunuz. Burada uzak masaüstü balansı diye bir şey olacak. Bakın uzak masaüstü bunda açık, aktif olarak gelmiş. Şu tiki kaldırırsanız eğer, bunun için admin yetkisine sahip olmanız gerekiyor. O yüzden buraya admin kullanıcısını tekrardan girmemiz lazım. Şunu girdik. Bakın şu an bu ayarları değiştirebilirsiniz admin olarak açtığımız için. Tüm uzak bağlantı ayarlarına izin veriyorum. Hani bu şekilde. Videomuz bu kadar. Hani daha fazla anlatacak bir şey yok bununla ilgili. İki ayardan ayarı açmanız gerekiyor. Birinci tuşu, birinci ayar. 5 dakikada bu şekilde ayarları yapabilirsiniz. Birinci ayar, sistemden uzak masaüstü bağlantısı ayarlarına izin vereceksiniz. Tekrardan ben admin olarak açayım. Şifre önemli değil abi. Şimdi buradan
seçebiliyorsunuz. Mesela hangi kullanıcıların bağlanacağını sınırlayabilirsiniz. Bu özellik güzel. İsterseniz admin yazın buraya bir de. Admin bağlansın bir de. Bakın admin. Admin de bağlanabilsin dedik. Tamam diyoruz. Bu şekilde ayarları verebilirsiniz. Diğer ayar da şöyleydi. Denetim masasında yine. Denetim masasına girin. Windows Defender güvenlik duvarı. Bunun altında bir uygulama izin var. Bakın şu. Buradan uzak masaüstüne izin vereceksiniz. Fakat şu ayarları değiştire tıklayın. Eğer admin modunda açık değilse. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Hani daha sonra da uzak masaüstü bağlantısı. Ama şöyle bir şey var. Bu yaptığım ayar aynı ağda olan kullanıcılar için geçerlidir. Mesela aynı ağda şu yandaki bir bilgisayar var. Veya şurada bir tane bilgisayar var. Şöyle bilgisayarlardan bir tanesi. Mesela şurada bir bilgisayar var. Bu bilgisayarlardan herhangi birisi birbirleri arasında bağlantı yapabilir. Uzak masaüstü bağlantısını açtığınız zaman.